Herkese merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yasaklanmış 10 ürkütücü oyuncaklara bakacağız. Acaba nasıl oyuncaklar var? Bunların içinde tabii ki daha önce oynadığınız oyuncaklar da olabilir çünkü onlar ürkütücü. Yani bu kadar basit mesela dart. Ne kadar ürkütücü bir oyuncak böyle. Birinin kafasına atsan harbi yarılır ama oynuyorduk küçükken. Çünkü niye? Biz böyle olduğunu nereden bilelim? Ürkütücü olduğunu nereden bilelim? Niye yasaklandı onu da bilmiyoruz. Hepsinin vardır bir hikayesi ya. Vardır bir sebebi arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Video geçmeden önce bu videoyu sizlerden 300 like bekliyorum. 300 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayanlar da varsa kesinlikle abone olmayı unutmasınlar. Arkadaşlar bakın okuldan geldim. Yorgunum. Yine de dedim kardeşim ben videosuz bırakmayayım. O yüzden sizler için video çekiyorum. Emeğimin karşılığını gösterirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Yorumlara da yasaklanmış yazanın herkese kalp atıyorum. O zaman laf fazla olmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza başladık. Bu arada şey arkadaşlar açıklama kısmında bu videonun linki var. Bilgi camiası gördüğünüz gibi. Evet evet size de like atın. Size de arkadaşlar emek veriyoruz o kadar ya. Tüm bunları yaptıysanız eğer videomuza geçelim hadi. Evet. Pop it. Bunu yasaklanmasını bilmeyen yoktur herhalde neden yasaklandı. Neden yasaklandığını konuşamıyorum. Ilgi de oldukça artıyor. Stres atmaya ve mantık yürütmeye yardımcı olan bu evet. Oyuncağın satışları devam etse de ucuz ve özellikle Çin'den gelen marka popitlerin cilt yoluyla kanserojen olabileceği söylendi. Ben bunu bilmiyordum. Bu nedenle satın alırken ben popit karakterinden dolayı sanıyordum. Ve güvenirliğine dikkat edin. Abi harbiden 20 lira falandı ya. Cilt şikayetleri artmaya devam ederse oyuncağın yasaklanacağı söyleniyor. Ben korktum. Siz ne düşünüyorsunuz? Telefon sesini kapatayım mı? Kapatayım. Rahatsız olmayalım. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada arkadaşlar? Daha önce popit oynamışsınız herhalde. Bu ne lan? Bu setteki plastiği çocuklar eritip pişirerek böcek ve ördek yapabiliyorlar. Bu ne oğlum? Ancak plastiğe şekil veren demir kalıplar 300 dereceye kadar ısınabiliyor. Ve birçok çocuk da bu yüzden bir yerlerini yaktı. Abi niye böyle bir oyuncak var? Gittikçe artınca da oyuncağa yasak geldi ve her yerden... Ne kadar saçma bir oyuncak. Bence de kaldırırsın yani böyle bir oyuncak olamaz. Abi çocuklar oynayacak yani o ısınması çok mantıksız. Tıraş edilebilen bebek anasını... Oha. Çoğunuz bu oyuncağın neden yasaklandığını tahmin etmiştir diye düşünüyorum. O ne la? Sizin fikriniz ne? Bakmayın arkadaşlar bakmayın. Tıraş edilebilen bebek nasıl olur ya? Çim dartları. Zararsız görünen fakat 5000'den fazla çocuğun hastanelik olmasına sebep olan bu oyuncak çocuk mu? Satıldığı arkadaşlar. Yıllarda büyük ilgi gördü. Bu dartları havaya atıyorsunuz ve yerdeki hedefi vurmaya çalışıyorsunuz. Oğlum ne olmuş lan adama? Uçlarındaki metal sivri olmadığı için güvenli değil gibi görünüyor. Fakat aksine satıldığı yıllarda binlerce çocuğun yaralanmasına sebep oldu. Çok kötü. Arkadaşlar siz olun şu çim dartlarından kullanmayın. Harbi saplanıyor ha. Casus bebekler mi? What the fuck? İşte en tehlikeli oyuncak bu olabilir. Bu bebek dediğiniz her şeye cevap verebilir ve sizinle sohbet edebilir. Oğlum bu biraz korkunç lan. Çok güzel değil mi? Maalesef göründüğü gibi değil. Bebek aynı zamanda ortamdaki sesi ve görüntüyü kaydediyor. Oha! Bu bayağı ajan arkadaşlar. Yani sizi görüyor ve duyabiliyor. Bu görüntüleri de internet üzerinden yabancıların erişimine imkan veriyor. What? Oyuncağın içinde gizlenmiş ses ve görüntü kaydediciler tespit edilince tüm oyuncakçılardan toplatıldı. Oğlum harbiden iyi yapılmış bunlar bildiğin ajanlık şeyleri ya. Hatta bu oyuncak bildiğin eve böcek koymuşsun gibi bir şey düşün. Kimsenin aynı oyuncağı mantık. Satın almaması için ciddi uyarılar ve duyurular yapıldı. Bence de almasın kimse. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Almayın arkadaşlar. Görürseniz sakın almayın. Şu tiplere bak. Vay 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 bilgisayar korsanları da ekliyormuş. Bunu asla almaz arkadaşlar. Bilin yani özel hayatınız kalmaz. Sürekli sizi görebiliyor, sizi duyabiliyor. Çok kötü bir şey. Oo bir de yayınlıyorlar. Allah kahretsin. Bu oyuncak beni bayağı korkuttu. Su notaları mı? Bu oyuncaktaki boncukları dizip onu yemiyorlar şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ve üzerine su sıktığınızda da birleşiyorlar. Fakat maalesef boncukların su ile etkileşime girmesini sağlayan madde yüksek miktarda sakinleştirici içeriyordu. What?
ve boncukları yusan çocuklar aniden hastalanıyordu. Aa. Ve 100'den fazla çocuk bu oyuncak yüzünden komaya girince satışı da durduruldu. 100'den fazla çocuk. Oha lan. Onun içinde neden sakinleştirici var? Ha, çok tatlı oldu. Kameralı Barbie. Oha. Kolye görünümlü herkes kamera var galiba. Mutlaka oyuncak Barbie'lerle oynamıştır. Yok kardeşim, biz oynamadık. Biz arabalarla hatta oynadık. Barbie'ye giysi yaptığı zamanlar bile olmuştur. Fakat bu oyuncağın gerçek yüzünü şimdi göreceksiniz. Evet, Barbie'lerin görmediğiniz gerçek yüzleri. Yayın açıklamasına göre çoğu Barbie bebeklerin göğüs kısmında gizlenmiş küçük bir kamera bulunduğu söyleniyor. Bu kameradan pedofili kişiler küçük yaştaki çocukların görüntülerini kaydetip internette yayınlanmasına izin veriyorlar. Abi buna nasıl izin veriyorsun ya? Gerçekten. Ve FBI bu konuda ailelere uyardı. Abi şu pedofilleri var ya, ağacın hepsini vuracaksın. LCD ekranla 30 dakikalık video kaydı yapabilmesi, FBI'nin sana suç alarmı vermesine. Lan oğlum ne oldu? Siri açıldı. Neyse. Kamerayı Barbie olarak piyasaya gelen ve video çekip kaydetmenize yarayan bu Barbie modeli de yine gizledik FBI ve çocukları gizlice izleyip görüntü kaydetme şikayetiyle toplatıldı. Tehlikeli arkadaşlar. Ve üretimine son verildi. Bence de son verilsin. Sizce yani. Sizce yasaklanması iyi bir fikir mi? Ajan 2 bu da. Yorumlara yazın. Casus bebek gibi. Bir de daha kötüsü, bunu pedofili olan kişiler bunu izleyebiliyormuş. Ya Allah belanızı versin. İpli fırfır. Aa ben bunu biliyorum. Bu çok güzel lan. Lan ben almışım bundan 50 kuruştu. Ay. Kabul edin. Bu oyuncağı herkes küçüklüğünde bir abi, kez abi çok güzeldi bu ya. Ortadaki dairenin dönüşü. Buna kağıt falan kesiyorduk. İnsanı rahatlatsa o kadar keyifliydi ki. Maalesef bu oyuncağın satışı da abi ya. Ortadaki daire aşırı hızlı döndüğünden ve ciddi yaralanmalara evet, evet, yol açan ciddi yaralanmalar vardı. Ben yasaklandı. Bir ara koluma denedim de kanadı. Kağıdı ve birçok şeyi kesebileceği söyleniyor. Kesiyor. Ve yaprak kesiyor. Bir çocuk elini kaptırırsa olacaklar hiç de iyi olmayacak. Çok kötü. Peki siz bu oyuncağı hiç oynadınız evet. mı? Evet. Oğlum lan Allah çapsın duygulandım ya. Ben de oynamıştım şununla. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yasaklanmış olan oyuncaklardan bahsettik. Sizi en çok hangisi şaşırttı? Beni mi? Yorumlara yazmayı unutmayın sakın. Beni en çok şaşırtan şey... Bu videoları da seviyorsanız devamının gelmesi hangisi için ya? O casus bebekler var ya. Ve kanalımıza abone olmayı içine kamera unutmayın. Da yerleştirmişler, helal Yemi olsun lan. Ayıp lan. Videomuzun devamı gelebilir. Şerefsizler ya, şu pedofiller falan var ya. Bir bitmediler arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Serdar Meşe kalın ve bay bay.